Evet, tabii ki en çok istek alan, istek yağmuru altında kaldığım Palu ailesi. Bu aileyi buraya getirsem mi, getirmesem mi diye açıkçası tereddüt ettim. Neden diye soracak olursanız hala sahte reality show mu yoksa gerçek mi kesin olarak karar veremedim. Ama gerçek olma ihtimali biraz daha yüksek. Çünkü bu olayda bahsedilen kötü adam gözaltına alınmış. Yani gazetelerde bunu gördüm. Umarım bu doğrudur. Umarım Müge Anlı'nın programında gözaltı alındı dedikleri için gazetelerde buna inanıp böyle bir haber yapmamıştır. Umarım gerçekten olmuştur. Umarım bizi keklemiyorlardır. Ancak eğer kekliyorsanız da ve bu bir sürü sahte reality programından bir tanesi ise yine de helal olsun. Çok güzel yazmışsınız çünkü. Büyük ihtimalle hiçbir zaman bunu anlayamayacağız. Yani bu olay gerçek mi değil mi? Tabii ki ifadeyi veren insanlar da yalan söylüyor olabilir. Ancak benim merak ettiğim o değil. Çünkü onlar yalan söylüyor bile olsa işte kızımı öldürdü diyor mesela ortada ölü bir kızın olması lazım. Yalan söylüyor bile olsalar yani o kadar büyük yalan söyleyemez. Olmayan bir kızı öldürdü diyemez mesela. O yüzden ifadeyi verenlerin yalan söylemediği önemli değil. Ancak bu olay gerçek mi? Bana gerçek gibi geliyor. Bir de şu var. Türkiye'de neler neler dönüyor. İnanılmaz şeyler dönüyor. Benim filmci olma istememin sebeplerinden bir tanesi bu. Bizde aslında öyle Türk filmleri çıkar ki bunu yapmıyorlar. Gidiyorlar 800 tane cin filmi çekiyorlar. Ayıp ediyorlar yani. Gerçekten ayıp ediyorlar. Büyük ihtimal bunun filmini birisi çekecek. Umarım çeken kişi hakkını verir. Tırt bir ekiple sadece olayın ününden faydalanmaya çalışan saçma sapan bir grup çekmez umarım. Sarı bıyık göreve. Sarı bıyığı göreve davet ediyorum. En güzel o çeker bence. En hakkını vererek. Çünkü gerçek kesit türü programlarda söyledikleri üzere gerçek olaylardan yola çıkarak yapıyorlar o programları. Hani biz dalga geçiyoruz ama diyelim programın sonunda adam karısını bıçaklıyor. gerçekten olmuş bir haber. Çünkü daha sonra gazete küpürünü gösteriyorlar. Her ne kadar büyük ihtimal dramatizasyon için abartılmış olsa da gerçek bir cinayet aslında. Bizim gibi şehirde yaşayan insanlar çok fazla arka sokakta, kırsalda, izole yerlerde yaşamayan insanlar bu tür şeyleri askere gittiği zaman fark ediyorlar. Ben de fark etmiştim. Bir sürü farklı farklı arkadaşım da askere gittiği zaman özellikle jandarma olarak yapıyorsanız ne fanteziler var. Hani marjinal bizdik diyorsunuz geliyorsunuz yani. Bu Palu ailesi denen olay da daha önce iki tane Meksikalı vasıfsız suçlunun bir yerli kabile görüp onlara kendilerinin tanrı olduğunu inandırıp bir tarikat kurması ve bunun sonucunda gelen inanılmaz olaylar. Bunu anlatmıştım size. Palo ailesi olayı da ona benziyor. Bana en çok yollanan şeyler nokta ekşi sözlük diye bir sayfanın bağlantısı. Oradaki arkadaşımız özet geçmiş. Ben de tabii ki yazıyı tamamen okumayacağım. Ancak her zaman olduğu gibi bağlantısını vereceğim. Tamamını merak eden oradan okusun. Bir de bir seyircimiz daha bir yerden bir chart bulmuş, tablo bulmuş yani. Çünkü kim kimin çocuğu, kim kimin torunu, kim kimin karısı, kocası, kim kimin damadı kim kime ne yaptı? Bunlar da önemli. Sadece bir kişi değil çünkü yapan. O bir kişi aileye giriyor ve diğerlerini kandırarak kendi yanına çekiyor. Cinci hoca olduğunu iddia ederek ve aileyi birbirine düşürüyor. Zaten olay şu. Yine çok göreceğiniz aşırı cahil, aşırı izole yaşayan bir gruba kötü niyetli bir insan girerse ve hatta şizofren bir insan girerse ne olur? Bunlardan çok fazla var. Şu anda cinci hoca olduğunu iddia eden kişiler rahat bir şekilde bu işlerini hiç böyle gizli saklı değil. Rahat bir şekilde bu işlerini icra edebiliyorlar. Birçok kişi bunu biliyor. Seyircilerimin arasında umarım Cinci Hoca'ya giden veya buna inanan veya bunun sosyetik versiyonu olan sosyeta falcılarına giden veya buna inanan yoktur gerçekten utanç kaynağı olarak hissederim ve biri çıkıp böyle bir şey derse abi ben gittim ve inanıyorum derse bloklarım çünkü abi bir kişi eksik olsun yani. O bir utanç kaynağı benim için. Şimdi yazıyı parça parça okuyup yorumlayalım. İsterseniz okumaya başlamadan önce açıklama kısmında bu sefer unutmayacağım söz. Hem yazın kendisi hem de tablo var demiştim. O tabloyu da açarsanız o tablodan da bir taraftan takip edebilirsiniz. Kafanız karışırsa yani. Evet burada ailenin yapısından bahsetmiş. İlk okuduğumda kafam karışmıştı. Onun sebebi de şu baba, Harun, anne hava demiş. Birkaç yerde gördüm hava değil. Yazım hatası değil yani gerçekten hava. Çok çocuk olunca isim kalmadı herhalde. Şimdi bir hatarlanacak. Hava Arapça'da bilmem ne bilmem ne demek. Bu kadar mı cahilsin? Evet o kadar cahilim. Devam edelim. Baba yerine bunlara dede diyelim. Kafanızın karışmaması açısından. Dede Harun ve onun karısı anneanne hava. Bu çiftin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Toplamda 4 torunları var. Meryem'in kocası Ahmet. Bu ikisinin çocukları Melike ve Recep Tayyip tabii ki. Şeyleri hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Çocuklara sürekli Fethullah ismi koyarlardı. Ne oldu onlar sonra? Büyük ihtimalle isimleri değiştirdiler değil mi? Neyse. Ama dikkat ettiyseniz ortada bir kuşak böyle. Baya bir Fethullah vardır. Neyse devam edelim. Diğer ikisi yani torunların diğer ikisi Emine ve Tuncer çiftinin, Tuncer de kötü adam oluyor bu arada. Çiftinin çocukları biri kız biri erkek. Ailenin karabasanı Tuncer Ustael ismindeki damadın aileye katılmasıyla başlıyor. Ailenin baba Harun'a yani dedeye ait 4 evi anne Havaya babası tarafından verilen Üsküdar'daki bir ev olmak üzere 5 evi var. Yani toplamda dede ve anneannenin 5 evi var. Tuncer sağ sola kendisini cinci hoca diye yutturmaya çalışan paragöz sapık. Aa, sahte cinci hoca demeyi unutmuşsun bak. Gerçek cinci hocalara ayıp olmasın. Gerçek sertifikalı. Büyük ihtimalle şey olmuştur ha. Cinci hoca siteleri bu haberi paylaşıp kınıyoruz. Kınıyoruz. Sahte cinci hocaları kınıyoruz. Arkadaşlar lütfen bilinçli olalım. Cinci hoca sertifikası olmayan hocalara gitmeyelim. Biz usulüne uygun badeliyoruz. <laughs> Neyse kendisini cinci hoca diye yutturmaya çalışan paragöz sapık tam bir şarlatan bak hala hakaret ediyor. Ailede bu adamın yalanlarına kanmayan iki birey var. Biri Meryem'in eşi Ahmet, diğeri Harun. Harun da dede oluyor yani. Tuncar ilk önce etkisi altına aldığı İsa'yı bacanı Ahmet'i vurması için ikna ediyor. Yani bir kardeşe başka bir kız kardeşin kocasını öldürtüyor. İsa namus gerekçesiyle Ahmet'i vurup öldürüyor. Sonra babasına kız kardeşimi satıyordu. O yüzden vurdum diyor. Aile Meryem'i de cin ile korkutarak ağır tahrik ifadesi verdiriyor. Baba Harun oğlu hapse girmesin diye yani dede cinayeti üstleniyor. İki kişi saf dışı kalınca ortam tamamen tuncere kalıyor. Evet daha önce de söylemiştim arkadaşlar daha önce bir sürü podcast'lerde söylemiştim. Aşırı cahil bir grup ve bunun içine giren kötü niyetli veya akıl hastası bir insan. Bu patlamayı bekleyen bir saatli bombadır. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Tuncer gibi insanlar var olacak arkadaşlar. Her toplulukta vardır. Akli dengesi bozuk veya kötü niyetli veya şeytani. Yani bu adam şizofren mi? Kendisini gerçekten cinci mi sanıyor? Sosyopat mı? Yoksa psikopat mı? Yani herhangi bir empatisi olmayan, kendi çıkarı için tamamen insanları yok edecek biri mi? Bu olayın çözümü bir eğitim, iki bulunduğunuz toplumda izole kalmış insanların olmaması. Bunu sıfıra indirmek. Devletin baştan bilinçli olması ve o bilinci de insanlarına aşılaması. Şunu düşünün arkadaşlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert diye bir program olmasa biz böyle bir ailenin farkında olmayacaktık. Evet Meryem'in kocası ölmüş arkadaşlar. Ve sonra ne olmuş bakalım. Meryem ve iki çocuğu yani Melike ve Recep Tayyip Tuncer'in kapıcı dairesindeki evinde kalmaya başlıyor. Şimdi burada bak bu cahil olan ve çok rahat kandırılan ailenin çocukların adını Recep Tayyip koyduğunuz zaman bu şimdi yanlış bir mesaj verebilir. Yani siz şey mi demeye çalışıyorsunuz? Recep Tayyip hayranları böyle böyle. Tabii Recep Tayyip derken bizim cosplay'e gelen Recep Tayyip'ten bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir yandan da arkadaşlar olayın gerçek olma ihtimali konusunda artı bir veriyor. Çünkü bir kanal böyle bir olay uydursa kandırılan cahil ailenin içine Recep Tayyip diye bir çocuk ismi koymaz. Neyse devam edelim. Tuncerin kapıcı dairesindeki evinde kalmaya başlıyor. Bu sırada çok büyük bir şiddet uygulayarak, bu şiddetin kaynağını cinlere bağlayarak yine ailede istediği zaman istediğini aç bırakarak müthiş bir hakimiyet sağlıyor Tuncer. Bu adam aynı zamanda sadistik cinsel fantezileri olan, işkence yaparak tecavüz etmekten hoşlanan bir adam. Gene arkadaşlar çok aşırı imkansız değil. Çünkü zaten bir adam psikopat veya sosyopat olduğu zaman bütün paket bir arada oluyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine tecavüz ediyor. Erkek çocuk ve erkek yeğenine fiili livatada bulunuyor. Bunu siz okuduysanız siz de anlamamışsınızdır. Ben de anlamadım. Bir bakalım neymiş. Evet anal tecavüzmüş arkadaşlar. Özeti bu. Erkek çocuk ve erkek yeğenine tecavüz ediyor kısacası. Bunları yaparken kaba etlerini iğne batırıp makatlarına iğne sokuyor. Bu çocukları ayrı odalarda, anneleri Meryem'i ayrı odada kilit altında tutuyor. Bu sırada Recep Tayyip evden iki defa kaçıyor. Ancak her ne hikmetse polis tarafından bu sapık adama geri iade ediliyor demiş. Geri iade denmez, iade ediliyor denir. Mayıs 2008'de Recep Tayyip bu sefer başararak üçüncü defa evden kaçıyor. Kaçarken kendi kız kardeşi Melike'yi de kurtarmak istiyor ancak beceremiyor bir yerlerde bayılıyor. Karakola teslim ediliyor, karakol nezaretine gönderildiği muayenede vücudunun çeşitli yerlerine, özellikle kaba ve makatına iğneler batırıldığı, tecavüze uğradığı, büyük işkenceler gördüğü ve aç olduğu doktor raporu ile belirleniyor. Çocuk bunları yapanın eniştesi Tuncer ve dayısı İsa olduğunu söylüyor. Ancak her ne hikmetse bu olayın üzerine gidilmiyor. Recep Tayyip yurda yerleştirilirken Tuncer ve İsa bu işten cezasız yırtıyor.'' Bu da inandırıcılık konusunda eksi bir değil mi arkadaşlar? Çok ilginç. Acaba en sona twist ending çıkacak mı? Birkaç kişi bir olup Tuncer'e iftira atmaya çalışmış falan. Neyse. Bir de işin şu garip bir yanı var. Böyle bir adam yani Tuncer de kendisi de Müge Anlı'ya çıkmış. Neden acaba? Para vereceğiz mi dediler. Bir de düşünsenize şöyle bir şey de olabilir ha. Bakmışlar görmüşler programa çıkanlar para alıyor. Kendi aralarında böyle bir şey uyduran demişler. Ve Müge Anlı'nın bile bu olaydan haberi yok. Keklendiğinden. Bak bu da olabilir ha. Neyse her halükarda çok güzel filmi çekilecek bir konu. Dediğim gibi büyük ihtimal çekilir. Umarım batırmazlar. Kaliteli bir şey çekerler. Devam edelim. Şu Nuri Bilge Ceylan çekse ya. Anadolu'nun gerçekleriyle ilgili bir sürü film çekiyordu. Bunu çeksin işte. Temmuz 2008'de bu sefer Tuncer'in oğlu Enes. Eyüp Sultan'da kayıplara karışıyor. Yarım saat sonra bir karakolda olduğu haberi geliyor. Karakola gidildiğinde aile durumu örtbas etmek için maskeli kişiler çocuğu kaçırdı diyor. Bunun üzerine çocuk muayeneye gidiyor. Muayenede çocuğun aynı kuzeni Recep Tayyip gibi babası tarafından işkence ve cinsel istismara tabi tutulduğu ortaya çıkıyor. Yani en azından adamın çocukları da adam gibi şeytan değilmiş. Ancak bu olayın üzerine de gidilmiyor. Allah Allah ya. Lan çok garip bir olay. Diğer dosya ile bu dosya arasında bir bağ kurulamıyor. Bu çocuk sapık tuncere iade ediliyor. Parantez içinde en nihayetinde bir buçuk yıl önce bir psikolog bu çocuk ve kız kardeşinin korumaya alınmasını sağlıyor. Ancak artık çok geç kalınmış çocukların %80 oranında akıl sağlığı bozuk. İyi onları da başka mahallelere koyarsınız. Onlar da orada cinci hocalık yapar. Hatırlıyor musunuz şeyi? Bir arkadaşımın şizofren bir akrabası var demiştim. Adamı sakinleşsin diye dine vermişler al. Akıllansın diye. Tahmin edin ne olmuş? Evet doğru bildiğiniz cinci hoca oldu. Ve bayağı ünlü olmuştu. Anlatıyorlardı Hakan Şükür falan bize geliyor diye. <laughs> Ama Mesela o ailede de şöyle bir şey vardı. Anne baba gerçekten hani full şeriatçı paketindeydi. Ama çocukları kafa olarak, zihniyet olarak daha ileri. Neyse devam edelim. Tuncer tecavüz ve işkencelerine devam ederken bu arada aileyi tamamen etkisi altına alıp müridi yapıyor. Önce ölen damadın ailesi sana dava açar tüm evlerini elinden alır diye havayı kandırıyor. Yani anneanneyi. Evleri üstüne alıyor. Sonra evleri satıyor bu sırada havayı uyaran havanın kardeşi Emine Tanhal ve diğer kardeşi Yusuf Şipşak'ı eve büyü yaptılar diye suçlayıp aileye düşman ediyor. Hazırladığı bir adamı eve gönderiyor. Yaşlı bir adam olan bu adam sanki oradan geçen mübarek bir zatmış gibi eve uğruyor. Bu evin her tarafında büyü var. Benim burayı okumam lazım diyor. Aile iyice korkuyor. Bu arada belki kendileri yazıp Müge Anlı'yı kandırmışlardır dedim ya. Olsun gene de helal olsun yani. Kendileri yazdıysa bile helal olsun. Birinci kalite hikaye çünkü. Birinci kalite creepy pasan. Neyse devam. Bir yandan da sürekli Emine Tahnal, kardeşi Yusuf Şipşak ve öldürülen Ahmet'in kardeşi Halit'in peşlerinde olduğu mahalleye para dağıttığı. Bu arada Emine Tuncer'in kötü adamı karısı yani. Kardeşi Yusuf Şipşak ve öldürülen Ahmet'in kardeşi Halit'in peşlerinde olduğu mahalleye para dağıttığı onları öldürmek istediği gibi hikayeler anlatarak aileyi yıllarca sürecek bir paranoyanın içine itiyor. Bu arada ailenin şeyhi ve kurtarıcısı olarak öne çıkıyor. Önce evin duvarına Arapça yazılar yazarak ve tüm muskaları bularak büyüyü bozuyor. Arkasından zaten sattığı evden çıkmak için kocası öldürülen Meryem'e çektirdiği kredi ile aldığı arabaya aileyi doldurarak sizi kaçırıyorum diyerek evden ayrılıyor ve aile bir arabada yaşamaya başlıyor. Vay anasın. Bu arada arkadaşlar daha devam ediyor yani. Daha okuyacağım merak etmeyin. Askere gittiğiniz zaman unutmamanız gereken bir özellik. Biliyorsunuz bir sürü okumuş insan oraya gidiyor ve çok fazla sıkıntı çekiyorlar. Neden? Cahil insanları orada kendisini trolleyen cahilleri ciddiye aldıkları için. Bu insanlarla birlikte yaşadığınız zaman özellikle cahil olanları eğer ciddiye alırsanız o askerlik geçmez. Evet her okumamış olan ya da her uzun dönem askerlik yapan cahildir diye bir kural yok. Ancak zaten İki çift laf ettiğin zaman göreceksiniz. Çok ilginç tipler var. Çok garip, çok ilginç tipler var. Olay şu arkadaşlar. Bir, ciddiye almayacaksınız. İki, bu adamlar kadar tabii. <laughs> bu adamlar kadar olmasa da şeytani bir şekilde olmasa da idare edeceksiniz. Zekanızı kullanacaksınız yani. Özellikle çavuşsanız iş yaptırmak mı istiyorsunuz? Bu insanların arasında o kadar ay barınabilmek mi istiyorsunuz? Bu gerçeği öğreneceksiniz. Çünkü bu insanları bir arada yaşamak zorundasınız. O yüzden onları etkiniz altına, kontrolünüz altına almak zorundasınız. Almak durumundasınız orada var olabilmek için. Ben bu gerçeği hemen fark edememiştim. O yüzden bir süre sorun yaşadım. Ne yapacağınız, bu insanları nasıl idare edeceğiniz size kalmış. Deneysel çalışabilirsiniz. İsterseniz cinleri görüyorum falan deyin. En azından size bulaşmazlar. Ya da bilmem nerede tuvalette cin gördüm falan deyin. Korkutun adamları. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir tane göt vardı. Zaten önce o götleri belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunları nasıl idare ederim diye düşüneceksiniz. Çünkü orada kaba kuvvet bir işe yaramaz. Zekanı kullanacaksın. O göt eleman mesela daha önceden kendisi çavuşluk yapıyor. Ama uzun dönem. Çavuşluk bana geçince sinirlendi tabii. Onlar için hani erkeklik gittiği gibi bir şey. Ben nöbete çağırdığım zaman gelmiyordu. Dur bir dakika lan işim var falan diyordu. Hani sen kimsin? Çavuş bile olsan. Çünkü o er Çavuş bile olsan sen kimsin? Ben sana böyle gider yaparım. Büyük ihtimalle de arkamdan konuşuyordur. Tamam dedim. Gittim komutana söyledim. Dedim ki şu şu arkadaş. Nöbete çıkmayacağım diyor. Ondan sonra komutan sinirlendi o tarafa gelirken ben de gittim. Askere dedim ki. Bak dedim komutan buralarda geziyor seni görebilir. Tabi tam o sırada komutan geldi. Orada görünce ağzını sıçtı onun. Ama benim komutana söylediğimi anlayamadı tabi. Ondan sonra hatta <laughs> olaydan sonra komutana baya küfrediyordu. <laughs> benim yanında bana söylüyor bir de. Ben de ona diyordum. Ya işte bak ben o kadar uyarmaya çalıştım seni kardeş. Ve unutmayın arkadaşlar. Ofansif hamleden daha güçlü olan ofansif hamlenin potansiyelidir. Ofansif hamleyi göstermektir. Daha kullanışlı olan. Yine başka bir götlük yapan arkadaş vardı. Bir gün telefonla konuşurken yakaladım onu. Çavuş olduğum için. Normalde intikam almak için gidip komutana söyleyebilirdim. Ama ben bir şey görmedim dedim. Gittim. Ondan sonra askerlik bitene kadar bana bir daha götlük yapmadı gibi. Her neyse okumaya devam edelim. Özet dedik ama birçoğunu okuduk değil mi? Yani ilginç yerleri okuyayım dedim her yer ilginç. Arabadayken daha önce tecavüz etti ama kendi yemeğine ilaç katarak erkek olarak kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Meryem'e kafayı takıyor. Anladınız mı? Ben size açıklayayım. Meryem'e kafayı takmış ve demiş ki bu erkek oldu ve erkek olarak bana tecavüz etti. Paranoyanın zirvesinde olan aileyi Gördüğü her arabada organ mafyası olan damadının akrabaları bizi takip ediyor diye korkutup Meryem'i onlara haber uçurmak ile suçluyor. Ağaca bağlıyor, darp ediyor, aç bırakıyor ve bunların sonucunda Meryem ölüyor. Bütün bu olaylar arkadaşlar ailedeki insanlardan bir tanesi bile çıkıp aga bu nedir dese veya birkaç tanesi çıkıp dese gerçekleşmeyecek. Ama şu tiplere bakın ki böyle bir ihtimal yok. Bunlar büyük ihtimalle şey işte bizim askerdeyken arkadaşın gidip boş parkta salıncağı ittirip sallayıp ondan sonra da diğer adama bak 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 cinler hayaletler var deyip korkuttuğu ondan sonra da bütün bölükün cin var hayalet var oraya gitmem diye o noktada nöbet tutmamaya çalıştı askerlerini yakma pahasına nöbet tutmamaya çalıştığı insanlardan bakıyorsun akrabaymış onlardan ağaca bağlıyor darp ediyor aç bırakıyor ve bunların sonucunda Meryem ölüyor Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte Meryem'i bölgede bir yere gömüyorlar. Meryem öldükten sonra 4 kişilik çekirdek aileden yanlarında sadece Melike kalıyor. Vay anasını. Bu işkenceler Melike ile birlikte devam ediyor. Melike'ye de henüz 6 yaşındayken tecavüz ediyor. Keşke bak bunu baştan söyleseydiniz. Recep Tayyip kardeşini kaçırmaya çalışıyordu ya Melike'yi, 6 yaşındaki. O 6 yaşındaymış. Recep Tayyip kaçınca sadece annesi ve Kızı Melike kalmış çünkü baba da zaten öldürülmüş. Anne de öldürülüyor ve geriye sadece 6 yaşındaki Melike kalıyor. Melike'ye de henüz 6 yaşındayken tecavüz ediyor. Kızın hamile kalmasından korkup karnına her gün taş bağlıyor. Muhtemelen karnı iltihap kapıp şiştiği için bu sefer içindeki sübyan cinleri öldürmek için kıza ispirto ve sirke içiriyor. Kızı da öldürüyor. Kızı da bilinmeyen bir noktaya ailenin dört ferdi gömüyor. Bu arada hamile kalmasından korktuğu derken baya bildiğin 6 yaşındaki kıza gerçek baya bildiğin gerçekten tecavüz etmiş yani. Bunu neden söylüyorum? Bazen cinsel istismar falan diyorlar. Normalde biyolojik olarak çok mümkün değil o kadar küçük bir kıza tecavüz edebilmek. O yüzden cinsel istismar dedikleri başka şekillerde yapılıyor ama burada adam nasıl başardıysa tecavüz etmiş bildiğin. Hamile kalmasından korktuğuna göre. Evet. Kız da ölüyor. Kızı da bilinmeyen bir noktaya ailenin dört ferdi gömüyor. Ölümün sebebi olarak kıza musallat olan cinleri görüyorlar. Bir şey diyeyim mi? Hadi cin programı falan yapmaya devam edin siz ya televizyonda. Valla televizyonda cahillerin seyrettiği kanallarda cin filmleri çekmeye devam edin. O filmler satsın diye cin filmi çektik ama filmin yayınlandığı sinemamızda garip olaylar oldu. Filmi çekerken film setinde garip şeyler oldu diye yalanlar söyleyin. Olsun cebinize para girecek ya. Ondan sonra cinlerle ilgili programlar yapın. Cinler şunu yapar bunu yapar. Yalan olduğunu bildiğin halde reyting kazanmak için bunları yapın. Bütün bunlardan sonra yani cehaleti övün. Cahiller ferasetlidir okumuşların amına koyayım deyin. Ondan sonra böyle bir şey olduğu zaman da vay nasıl oldu böyle bir şey acaba? Siz bunu yapmaya devam edin. Siz cehaleti beslemeye devam edin. 3 kuruş fazladan 3 kuruş fazla cebinize para girecek diye koskoca adamlar böyle takım elbiseli eşek kadar adamlar televizyon programlarına çıkıp cinler şunu yapar cinler bunu yapar diye program yapmaya devam edin. Ondan sonra bu tür olaylar olduğu zaman da a nasıl oldu deyin. Nasıl oldu sizce? Ya da koca koca adamlar gerçek bir hikayeden alıntıdır deyip cin filmi çekin. Cebinizi parayla doldurun. İnsanları Cehalet zehiriyle zehirlerken bu esnada siz malı götürün, insanları bilinçlendirmek yerine, cahil insanları bilinçlendirmek yerine, cahil insanlar nasılsa korkuyor, bu korkuları daha da besleyelim. Bakın biz işte takım elbiseli okumuş insanlarız, biz otorite sahibi insanlarız, bize daha çok inanırlar deyip bu tür programları, bu tür filmleri yapmaya devam edin. Ondan sonra da deyin ki nasıl oldu bu iş? Suçlusu sizsiniz abi. Sorumlusu, suçlusu sizsiniz. Bakın ortada iki tane unsur var şu ailede. Bir tanesi psikopat, akıl hastası ya da sosyopat, sadist bir adam ve bunun çok rahat bir şekilde cin geldi, cin gördüm diyerek kandırdığı cahil aile. Burada esas suçlu o ailenin cahil bırakılması. Burada esas suçlu o ailenin cahil bırakılmasında küçük 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 o taşları koyan, o cehalet kulesini, cehalet kalesini inşa eden herkes. Herkes amına koyayım, herkes hepiniz mutlu musunuz malı götürdünüz cin filmi çektiniz. İnsanlara işte televizyonda program yaptınız. Cinler şunu yer mi? Cinler ananın... Sakinim. Devam edelim. Bu iki kişi öldükten sonra bu sefer hapishanedeki baba Harun'un kız kardeşi Gülbahar'ın evine göz dikiyorlar. Aileden olmayanlar bile kurtulamıyor yani olaydan. Tuncer'in önderliğinde Gülbahar'ın evine gidip yani dedenin kız kardeşi oluyor bu. Yeğeni İsa, yengesi Hava bu arada arkadaşlar Hava değil Havva çünkü orada bir fotoğraf gösterdiler. Orada Havva yazıyor. Yengesi Havva ve en küçük kız Ayşe Melek Gülbahar'a biber gazı sıkarak zorla boş senet imzalatıyorlar. Bildiğin mensin ailesine dönmüş olay bu arada. Geçmiş olsun. Ailenin ve başta Tuncer'in ceza aldığı tek olay sadece bu. 3 cinayet 4 çocuğa tecavüz hala cezasız kalıyor. Baba Harun yani dede hapishaneden çıkıp olanları duyunca oğlu Fatih kızı Ayşe Melek ve karısı Hava'yı alıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Tahkikat devam ederken Tuncer aile yine bir şekilde avucunun içine alıyor. Aile ifade değiştirirken Tuncer'in karşısında kalan tek kişi Harun şizofreni teşhisiyle Fatih'in vasiliğinde kalıyor. Ve onun da artık iddiaları geçersiz kalıyor. Umarım ki Müge Anlı kararlı duruşuyla Tuncer'i ve Tuncer'i ilahları olarak görüp tüm suçlarına ortak olan bu aile bireylerini kodese tıktırmayı becerecek. Yazar 07 ucunu vermeyen öğrenci. Dediğim gibi tek bir psikopatı kötü adam olarak gösterip bu sistemi bu hale getiren insanları göz ardı etmesi kolay. Bir kişiyi kötü adam olarak göstermesi kolay. Ama o adam yani her toplumda vardır bu insanlar. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat bir şekilde at koşturabiliyorlar? Bu kadar rahat bir şekilde yaptıklarını senelerce devam ettirebiliyorlar. Bu sistem nasıl oluşuyor? Çok net bir şey söyleyeceğim. Ben başta olacağım tamam ben başkan olacağım suç bende derim. Eğer böyle bir sistem varsa ülkede suç bende. Suçlu benim derim yani. Suçlu benim. Bu sistemi değiştirmek için devletin nüfuzunu, Tabi devlet diyorum ya kendisi bilinçli olacak önce. Her yere ulaştırırım nüfuzunu ve herkesi bilinçlendiririm. Ve böyle olayların olmaması için elimden geleni yaparım. Ama bizdeki partiler, tek bir partiye suç atması da kolay. Bizdeki partiler genel olarak düşünmeyen insanı sever. Neden? Çünkü sen neyin partisiysen onu sömürerek oy alırsın. Amaçta nedir? Oy alayım, başa geçeyim. E tarikat bir ülkedeyiz. Ülke tarikat ülke zaten. Ülke tarikat ülke olunca bu tür mini tarikatların çıkması da gayet normal.